Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda Android Studio'nun nasıl kurulacağını ve geliştirme ortamımızı biraz tanıtmaya çalışacağım. Android Studio'yu indirmek için developer.android.com'a girmeniz yeterli. Yani şöyle developer.android.com girdiğiniz zaman bu site çıkacaktır. Burada develop'un altında Android Studio var. Android Studio'ya girdiğiniz zaman burada işte en son versiyonu indirmeniz için bir link çıkıyor. Benim bilgisayarım Mac olduğu için otomatik olarak Mac olarak algıladı. Muhtemelen Windows veya başka bir ortamdan girerseniz o ortamla ilgili bir şey çıkacak. İşte son kullanıcı sözleşmesini kabul edip download derseniz indirmeye başlıyor. Ben tabii indirdim vakit kaybetmeyeyim diye 400 küsur megabaytlık indirdim, şu an 455 megabaytlıkmış bir DMG dosyası geliyor. Windows'ta ise bir kurulum dosyası gelecektir. Yani işletim sisteminizdeki kurulumu bildiğinizi düşünüyorum. Android Studio Applications'a ben şöyle kopyalıyorum. Sonra da kopyalama işlemi bitsin. Sonra da çalıştıracağım. Windows için de bir çekim yaparım ama aslında işlem bu kadar. Yani download edip kuruyorsunuz. Ondan sonraki işlemler çok benzer olacaktır. Farklı bir yapı beklemeyin. Şu anda açıyor dosyayı. Android Studio olarak geldim. Çalıştır diyorum. Çalıştırıldığında ilk başta bazı kurulum işlemleri isteyecek. Onları beraber adım adım yapalım. Neler olduğunu görmüş olun. Ondan sonra da tabii güvenlik için şey sordu, open dedik. Şimdi ilk kurulumda benim uygulama dosyalarımı nerede saklayacağını, projelerimi nerede saklayacağını, pardon bu import aşaması. İlk kurulumda daha önceden uygulamalarınız varsa onları import etmek ister misin diyor. Ben herhangi bir şey import etmeyeceğim diyor, devam ediyorum. Bu arada aklınızda olsun IntelliJ denilen bir platform var. Bu Java geliştirmek için de kullanılabilen platformlardan birisi. Çok son zamanlarda çok moda olan platformlardan birisi. Ergonomik olduğu iddia edilen platformlardan birisi. Eclipse IDE'si olabilir, IntelliJ olabilir, işte başka ortamlar olabilir. Onların çoğu içinde Android geliştirmekle ilgili kurulumlar var. Mesela Eclipse'in de indirirken Eclipse'in Android'e özel versiyonunu indirebiliyorsunuz. Peki şimdi kurulum aşamasına başlayacağız. Burada standart veya custom diye özel bir ayar yapacaksak custom seçeceğiz. Ben standart kurulumla devam ediyorum. Kuracağım folder'ı gösterdi bana. SDK'yi, Software Development Kit'i. Android'in kendi bir Software Development Kit'i var. Android geliştirmeleri yapabilmemiz için bu SDK'yi indirilmiş olması gerekiyor ki aslında IDE olmadan da geliştirme yapabilirsiniz. Örneğin Notepad'de açıp veya VI'de açıp kodlarınızı yazabilirsiniz ve SDK'yi kullanarak bunları compile edip Android APK'yi oluşturup, bir package'i oluşturup Android cihazınızın üstünde bunu atabilirsiniz. Ama tabii IDE olması bir avantaj sağlıyor. Programlama ortamını kendimizin kontrol etmesi, dosyaları kontrol etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla biz şu anda bir IDE kuruyoruz. Benim şeyim vardı, Android SDK kurulmuştu. Dolayısıyla direkt bulup onu up-to-date şeyi verdi. Size muhtemelen bu aşamada SDK'in kurulu değil, herhangi bir şey kurmadıysanız onu kur diyecek ve onun kurulumuyla ilgili adımlar gelecek. Onları kuracaksınız. Sonunda kurulum şayet başarıyla tamamlanırsa şöyle bir ortam açılıyor. Burada Eclipse'de daha önceden yazılmış bir şeyi import edebilirsiniz. Veya işte mevcut bir projeniz açıp devam edebilirsiniz. Versiyon kontrolü yapabilirsiniz. Güncelleme Android Studio ile ilgili. Veya yeni bir uygulamayla başlayabilirsiniz. Ben yeni uygulamayı seçiyorum. Yeni uygulama oluşturu seçiyorum. Application'ım için bir isim istiyor. Sonra da bu company domain nerede, hangi domainde bunun host edileceğini soruyor. C++ desteği istenebilir ama biz Java üzerinden gideceğiz. Ve burada da isme bir isim otomatik olarak atıyor. Benim daha önceden bir tane projem vardı muhtemelen. Dolayısıyla My Project 2 olarak kendisi isim verdi. Next diyorum. Kullanacağım SDK'yi istiyor benden. Hangi minimum SDK'yi bu arada? Buraya kadar destekle demiş oluyorum. Yani şu an benim ortamımda bakın 2.3'den öncesini destekleyemiyorum. 2.3 backward compatibility denilen bir şey var. Yani muhtemelen Android 1.0 varsa bir yerlerde kullanan o cihazda çalışmayacak bu uygulama. Bu SDK ile ilgili bir şey. Ve en fazla da 7.1.1'i destekliyorum. 7.1.1 için geliştirdiğim bir uygulamada 7.1.1'de gelen yeni özellikleri kullanırsam 7.0'daki bir cihazda çalışmayacak. 7.0'daki bir cihaza diyecek ki işte şeyini güncelle. Ne denir? İşletim sistemini güncelle. Bu çok şu an için önemli değil çünkü göreceğimiz kavramlar temel kavramlar. İleride farklılıkları oldukça bunun şeyini söyleriz. Ama bizim şu an geliştireceğimiz proje telefon veya tablet projesi. Şayet istiyorsanız giyilebilir cihazlar, işte televizyon, akıllı televizyonlar üzerinde de biliyorsunuz Android çalışıyor.
Android Auto veya Glass üzerinde geliştirme yapabilirsiniz. Google'ın Glass üzerinde geliştirme yapabilirsiniz. Şu an 4.3'ü seçtim ben ama çok da önemli değil dediğim gibi. İsterseniz son versiyonunu seçin. Şimdi burada bazı hazır uygulamalar var. Bunları kullanmak istiyorsak üzerinden gidebiliriz. Mesela Google Maps'i kullanabilmek, Login Activity'yi kullanabilmek, Master Detail kullanabilmek gibi özellikler var. Bunları amacımız bizim öğrenmek olduğu için hazır uygulamaları ileride belki yapmak daha mantıklı olabilir. Vakit kaybetmemek açısından, bazı şeylerin hazır olması açısından ama biz boş bir projeyle başlayıp adım adım bunları nasıl yapacağımızı kendimiz öğreneceğiz. Sonrasında öğrendikten sonra isterseniz kendiniz hazır proje kullanın. Next diyorum. Şimdi bir activity oluşturacak. Bunların detayından bahsedeceğim ve layout oluşturacak. Ekran görüntüsü oluşturacak ama şimdilik çok fazla detayına girmeden finish diyerek projemi oluşturuyorum. İlk projemiz çıkacak. Evet, ilk Android uygulaması için ekranımız açıldı. Tabii bir tip of day ile başlıyor. Bize ufak bilgiler veriyor. Her gün yeniden açarken bir şeyler öğrenebiliyoruz. Android Studio 2.2 ile ilgili bize bir bilgi verdi. Close dedim. Şimdi şöyle ekranı birazcık sağır şekle getirmeye çalışayım. Şöyle birazcık büyüteyim. Şuradan Project'e girerseniz Project'in altında Application ile ilgili detaylar geliyor. Şöyle tıkladığınızda manifest bu bir XML dosyası güvenlik için kullanacağız veya detaylar için. Resources'ın içinde de layout'un içinde Activity Main XML denilen bir dosyamız var. Bu aslında şu an çalışacak olan uygulamamızın ana XML dosyası. Şöyle çift tıkladığım zaman Design View'u ve sonra da Component'lar gelecek. Aslında arayüz tasarlıyoruz. Şöyle. Evet, her şey yolunda giderse şöyle bir ekran çıkacak. Şimdi burada Hello World var. Bu aslında sağ tarafta layout'u görüyoruz. Bunların detaylıca bahsedeceğim ama sadece şunu yapalım. Bu ilk videoda, ilk kurulum videosunda buraya kadar gelebildiyseniz şuraya tıklayıp burada bakın text olarak Hello World yazıyor. Buraya şöyle kendimi çekeyim. Hello World yazıyor. Bunu şöyle silip yerine kendi isminizi yazın. Ben kanalımızın ismi olan bilgisayar kavramları yazacağım. Ve sonra da çalıştıralım. Yani ilk bir uygulamamızın çalıştığını görmek için. Şurada play tuşuna benzeyen bir run ekranı var. Buna basarsanız çalıştıracak. Bu arada şurada emülatörü görüyorsunuz. İşte hangi ortamda çalışacağı seçilmiş. Ben Nexus 4 seçmiştim. Siz farklı bir şey kurabilirsiniz. Farklı bir emülatör kurabilirsiniz. Bunun özelliği işte 768x1280'lik bir şeyi var. Emülatör kurulumunu da anlatmaya çalışayım. Şöyle run dedim. Bakın burada Nexus 5 seçmişim, pardon. O geldi. Ben bir tane kurayım. Görelim nasıl olduğunu emülatöründe. Create New Device dedim. Burada telefon mu, işte TV mi, tablet mi, neyin üzerinde çalıştırmak istediğinizi seçiyorsunuz. Şu anda benim için sunulanlar bunlar. Bunların hangisini istiyorsanız. Mesela Nexus 4'ü de kuralım buraya. Next diyorum. Şimdi burada üzerinde hangi sistemin geleceğini seçiyorsunuz. Ben Nugget'i daha önce download etmiştim. İsterseniz yani burada şeyi kurulacak olduğu ortam ve hangi Android versiyonuyla geleceği. İsterseniz farklı bir versiyon, işte Lollipop veya işte Marshmallow hangisini istiyorsanız onu download edip testleri yapacağınız uygulama olarak indirebilirsiniz. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim, mobil uygulamalara başladık ama önemli olan şeylerden birisi de mobil geliştirmenin aslında en sıkıntılı yanlarından birisi testtir. Çünkü bir uygulama yazdıktan sonra 80 tane farklı ortamda, farklı versiyonda test etmeniz gerekiyor. Bu ciddi sıkıntılı işlerden birisi. Belki bir videoda onun detayından da bahsederiz bu işler için. Framework'lerin vesaire nasıl geliştiğinden. Ama kısaca burada bir versiyonunu indireceksiniz. Next diyelim. Sonra bunun nasıl sizin emülatör ismi olarak ekranınızda görüleceği, yan tutmak mı, dik tutmak mı istediğiniz gibi detayları seçip finish diyeceksiniz. Ve o emülatör gelecek. Şayet bende Nugget installed olduğu için, kurulu olduğu için o downloadla uğraşmadı. Direkt buraya geldi. Şayet siz mesela o versiyonu kurulu değilse, emülatör üzerinde çalışacak olan versiyon burada şeyi gelecek. Okey diyelim. Bunun üzerinde çalıştır dedik şimdi. Şu anda emülatörümüzü açıyor. Yani bu yazmış olduğumuz kodların çalışacağı emülatör ortamını oluşturuyor. Sanal bir makine oluşturuyor aslında ve bu sanal makine üzerine Linux'un Android versiyonunu, yani Android'i yüklüyor. Ve o Android'in üzerinde de bizim yazmış olduğumuz kodları deploy edip, yükleyip, çalıştırıp bize sonuç olarak gösterecek. Şöyle bir ekran gelmesi lazım. Şurada geldi. Şayet her şey başarılı bir şekilde gittiyse sizin için böyle bir ekran gelecek. Şimdi Android makinemizi başlatıyor. Dolayısıyla bir makine, sanal bir makine oluşturdu. Üzerine Android kurulumunu getirdi.
O seçmiş olduğunuz, biz Nugget seçmiştik. Başka bir versiyon seçtiniz, o gelecek. Ve onu, o makineyi başlatıyor. Sonra da programları atacak. Şöyle tanımak adına basitçe bahsedeyim. Şurada bazı şeylerimiz var. Toolbar'ımız var bir kullanım. Bu emülatör üzerinde aslında gerçek hayatta yapılabilecek şeyleri modelliyoruz. Yani mesela nedir? Emülatörü kapatmaktır. Normal cihazı kapatır gibi. Sesi açıp kapamak, işte hareket ettirmek gibi şeyler var. Kameradan çekim yapmak gibi şeyler var. Bunlar normal cihaz üzerinde de bize sunulan şeyler, düğmeler, sağında solunda düğmeler oluyor cihazın. Hangi cihazı artık kurarsanız. Onun tabii burada cihazın gerçekten dokunamayacağımız için düğmelerini emüle etmişler. Bir yerde modellemişler. İşte burada kendisine göre bir pil durumu, saat vesaire getiriyor. Bunlarla oynayacağız. Ve bizim uygulamamız çalıştı. Aslında bizim için önemli olan şey bu. Uygulamamız çalıştı. Bilgisayar kavramları yazmıştık. Onu başarılı bir şekilde burada gösterdi. Burada normal cihazda yapabileceğiniz işte ana ekrana dön, Google Maps'a bağla falan gibi şeyleri de yapabilirsiniz. İsterseniz uygulama kurabilirsiniz. Şu an mesela Google Maps'i açtı. Bunun üzerinde uygulama kuruyor. Location ile ilgili bir şeyler yazdığımızda mesela bunları kullanacağız. Veya işte cihazı böyle döndür diyebilirsiniz. Döndüğünde ne olacağını falan gösteriyor. Ve kurduğunuz emülatöre göre de çalışan bir ortam. Test edebilmeniz için size böyle bir emülatör veriyor. Bunu gerçek makine, yani genelde şu tabii hızlı oluyor. Bunu gerçek bir makineye yüklemek için cihazları senkronize et, uygulamaya güncelle falan gibi aşamalar vakit kaybı olduğu için veya her zaman bir cihazınız olmayacağı düşünüldüğü için bir emülatör kullanılması geliştirme açısından hızlı bir aşama. Ama şey değil, hani şart değil. Dediğim gibi mesela şu an kapattım. Cihazı kapattı. Tekrar aç dediğimde cihazı aynen açıyor. Kapama açma düğmesine basılmış gibi. Bu bir kenarda kalıyor böyle. Yani uygulamayı şöyle, emülatörü şöyle çekeyim. Mesela buraya başka bir şey yazalım tekst olarak. Şimdi çok fazla şey detaya girmek istemiyorum. Sadece uygulama, emülatör, ortamı biraz tanıyoruz. Mesela kendi ismimi yazayım. Sade Evren Seker diyelim şöyle. Şimdi bunu çalıştır dediğimde emülatör, arkada şöyle açayım emülatörü. Emülatör arkada çalışmaya devam ediyor. Yani şöyle bir avantajınız var. Sürekli güncelleme yapıp hemen görme şansınız var. Android nasıl çalışacak diye. O emülatörü başlatırken çekmiş olduğumuz sancı vakit, yani o emülatörü oluşturuyor, sanal makineyi oluşturuyor, işletim sistemini yüklüyor, uygulamamızı yüklüyor. Bunu bir kere yapmak yeterli. Emülatör çalıştıktan sonra her güncellemede, her yeni yazdığınız değişiklikte emülatör üzerinde o çalışmaya devam edecek. Böyle de bir güzelliği var. Evet, ilk Android'in kurulumu ve ondan sonra da bir ufak bir uygulama, Hello World uygulaması diyebileceğimiz, Merhaba Dünya, biliyorsunuz programın dilleri böyle başlar. Merhaba Dünya uygulamasını böyle basitçe yapmış olalım. Daha detaylı bahsedeceğim tabii ki. Bunlar başlangıç videolarımız. Sonraki videoda görüşmek üzere.